Perakende.org'dan herkese merhaba. Bugün Couchbase firmasının kurumsal müşteri yöneticisi Özgür Mermerci ile birlikteyiz. Özgür Bey bize Couchbase firmasının mevcut ürün ve hizmetlerini aktarırken yeni dönem planlamaları ve yatırımlarını açıklayacak. Özgür Bey merhaba. Merhaba Duygu Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. İyiyiz bizler de, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir bugün etkinlikle, yılın sanırım sizin de son etkinliğiniz. Evet, biz de bu etkinlikle yılı kapatacağız. Çok güzel. Benim sorularımdan biri aslında bugünkü bu etkinlikle alakalı. Dilerseniz öncelikle onunla başlayalım. Sonrasında sorularımıza devam edelim. Bugün Capella ile maliyet optimizasyonu etkinliğindeyiz. Doğru. Best Cloud For Me firmasıyla olan işbirliğiniz hakkında bize biraz detay verebilir misiniz? Elbette ki. Capella, bilmeyenler için kabaca bahsedeyim izin verirseniz, bizim Couchbase veri platformunun bulut bilişim üzerinde çalışan versiyonunu ayrı bir ürün adı olarak sunuyoruz ama aslında çözüm olarak aynı bileşenleri içeriyor. Best Cloud For Me de gerek bizim platformumuzda gerek bulut teknolojilerine geçişte çeşitli kurumlara çok büyük projelerde destek olan, yol gösteren bir iş ortağımız. Hal böyleyken bu işi en kolay, en hızlı ve en ekonomik bir şekilde nasıl yaparız konusunda tecrübelerini aktarmalarını rica ettik. Biz de kendi teknolojik altyapımızdan bir parça bahsettik. Çok güzel. Peki biz şimdi biraz Couchbase firmasını sizden biraz dinleyelim. Sonrasında hangi ihtiyaçlar ve zorluklar üzerine bu Couchbase kuruldu? Temel prensipleri ve değerleri neler? Bize biraz bu konular hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Yani aslında uzunca bir soru ama ben mümkün olduğu kadar sıkıştırıp anlatmaya çalışacağım. Couchbase 2011 yılında kuruldu. O dönemdeki en kritik ihtiyaç, hatırlayacağımız gibi, internetin üzerine iş trafiğinin sürekli olarak artarak gelmesi şeklinde oldu. Yani eski jenerasyon hatırlar, bankalara gittiğimizde hepimizin birer banka şubesi vardı. Her banka şubesinden işlemi yapamazdık. Ama o dönem ile birlikte işte tüketim, iş hacmi vesaire bu tür hareketlerin hepsi internet üzerinden gelmeye başladı. Bu da doğal olarak arka plandaki veri tabanı sistemlerine, uygulamalara ekstradan çok büyük yüklerin gelmesine sebep oldu. Bunun önüne geçecek, bu gelen hareketi karşılayacak, doğal olarak bu çerçevede hem maliyetlerini yönetebilecek hem para kazanabilecek çözümleri oluşturmak şirketlerin birinci önceliği haline geldi. Geleneksel veri tabanı mimarileri bu şeyi karşılamadığı için de ön katmana işte cache mimarisi adını verdiğimiz bileşenler kondu. Konu aslında böyle başladı. Couchbase'de Manbase ve CouchOne isimli iki şirketin birleşmesiyle, yani hem bu hızı hem verinin tutarlı bir biçimde saklanmasını sağlayacak mimari bileşenlerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir şirket. Bu şekilde özetleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum bu paylaşımdan dolayı. Sizin bir programınız var. Biraz ona değinmek istiyorum. Couchbase'in yapay zeka hızlandırma iş ortaklığı programı. Biraz bu program hakkında bize biraz detay verebilir misiniz? Temel hedefleri nedir? Katılımcılara nasıl bir avantaj sağlıyor? Şöyle söyleyeyim, yani bu yapay zeka hızlandırma şeklinde mi açıklamak lazım bilmiyorum ama Couchbase'in ürünün içerisinde farklı noktalarda kullandığımız doğal olarak yapay zeka bileşenleri var. Mesela Index Optimizer'ımız bunlardan birisi, Query Optimizer'ımız bunlardan birisi. Ve en son olarak kullanıcılarımızla henüz buluşturmadık ama çok kısa bir süre içerisinde onlar da bunu görmeye başlayacak. Capella IQ adını verdiğimiz Large Language Model yapısına dayalı Generative AI kökenli bir aracımız var. İçeride biraz önce dinleyicilerimizle de paylaştım. AI dediğimiz şey bir uçtan bir uca çok fazla tartışmaların konu olduğu, yani herkesin bir fikrinin olduğu bir konu doğal olarak. Çok sıcak bir konu. Generative AI ise benim bakış açıma göre insanların hayatını kolaylaştırmak için çok rahat bir biçimde kullanılabilecek bir araç. Yani developerlar, veri tabanı yöneticileri, bu gibi insanların günlük hayatta yapmaları gereken standardı bürünmüş çok fazla rutin iş var. Biz mümkün mertebe hatadan arındırarak bu rutin işleri Generative AI desteğiyle otomatize etmek
hep peşindeyiz. Capella IQ zaten bunu sağlıyor. Ama tabii ki işin yaratıcılık boyutu, iş ihtiyaçlarının analizi gibi şeyler kişinin kendi uzmanlığında kalacak. Ama günün sonunda Capella IQ, artık Couchbase Capella üzerinde siz bir kod geliştireceksiniz, bir tabanı yaratacaksınız, sorgu hazırlayacaksanız bu konularda size, siz soruyu soracaksınız, o size kod olarak bunun yanıtını geri verebilecek. Böylelikle süreç daha hızlı ilerleyecek. Çok çok daha hızlı ilerleyecek. Daha hataya kapalı olacak. Kişiler kendi esas işlerine, yani sorun çözmeye, sorunu yaratıcı bir biçimde çözmeye odaklanabilecek. Zaman anlamında inanılmaz bir verim sağlayacaksınız. Öyle olacağını ümit ediyoruz. Çok güzel. Bu AWS ile yapılan işbirliğinin kullanıcılara nasıl avantajlar sağladığı hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Tabii ki. AWS en yakın çalıştığımız iş ortaklarımızdan birisi. Birincisi Cloud Bilişim veya Bulut Bilişim adı altında baktığımızda çok uzun zamandır faaliyet gösteriyorlar. Bu çerçevede de çok net standartları oturtmuş durumdalar. Doğal olarak çok yüksek performanslı bir veri platformundan bahsediyorsak bu standartlar olmadan istenilen performansı ve sürekliliği sağlamamız da mümkün değil. Doğal olarak bu kendi içerisinde doğal bir iş birlikteliği oluşturan bir süreç oldu bizim için. Artı bunun yanı sıra yeni başlayan COBİ'lerden büyük kurumlara kadar pek çok platformda hizmet verebilecek bir altyapıyı veriyor. Ve bu da özellikle başlangıç yatırımlarını çok ciddi bir biçimde kurumların yönetebilmelerini sağlıyor. Bu açıdan da baktığımızda gerçek bir sinerjiden iki kurum olarak bahsetmemiz mümkün. Çok güzel. Buluta geçiş sürecindeki işletmelerin karşılaştığı zorluklar neler? Couchbase bu zorlukların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, bunu bizim destekleyecek yan teknolojilerimiz var. İşte XDCR adını verdiğimiz bir replikasyon teknolojimiz var ki bu çok rahat kurulan, çok kolay implemente edilen bir teknoloji. İki veri merkezi arasında, iki farklı cluster arasında çok hızlı bir replikasyon ve çok kolay yönetilebilen bir replikasyon altyapısını sağlıyor. Bu şekilde A'dan B'ye nakil son derece hızlı ve kolay bir biçimde yapılabilir. Bunun yanı sıra güçlükler aslına bakarsanız teknolojiden ziyade bir parça da regülasyonlardan kaynaklanıyor. Tabii ki biz bu sürede esnek bir veri mimarisi olan JSON'u desteklediğimiz için kurumlara kendi veri yapılarını yönetme imkanını çok daha esnek bir biçimde veriyoruz. Doğal olarak bu da süreci hızlandırmaya katkı sağlıyor. Teknolojiden demişken de bu teknoloji dünyasındaki gelişmeleri göz önüne alarak Couchbase'in gelecekteki teknoloji trendleri hakkında görüşleri neler? Biraz sizden bu konu hakkında bilgi almak istiyorum. Couchbase'in gelecek planlarında hangi inovasyonlara odaklandığı konusunda da ayrıca bilgi verebilirseniz de çok memnun olurum. Elimden geldiği kadar memnuniyetle bilgi verebilirim. Yani birinci konu şu. Biz hep bir veri platformu olarak verinin çok hızlı tüketilmesi, ihtiyaca göre üretilip tüketilmesi konusunda kurumlara destek olmaya çalıştık. Bu konudaki, bu yöndeki ürünleri ve çözümleri geliştirdik. Bu paralelde çalışmaya da devam ediyoruz. Yani zaten bunu web sitemizden de rahatlıkla takip edebilirler ama machine learning, AI gibi günümüzün çok önemli kavramlarında geliştirdiğimiz, adım adım geliştirdiğimiz her türlü teknolojiyi görebilirler. Bunun yanı sıra analitik çözümleri de bugün, karar destek çözümleri veyahut da hızlı karar destek çözümleri de son derece önemli. Bu şekilde kurumların karlılıklarını arttırmaları, erişemedikleri kullanıcılara erişmeleri, bu şekilde müşteri memnuniyetini yönetmeleri de mümkün hale geliyor. Biz de şu anda analitik katmanımıza da çok ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yakın bir zamanda bununla ilgili farklı sürprizleri de duyuruyor olacağız. Analitik modları özellikle başka bir bağımsız bileşenler olarak yer almaya başlayacaklar. Ve böylelikle kurumlar gerçek zamanlı veri analizini çok hızlı bir biçimde yapabilecekler. Çok güzel. Bu yatırımlardan bahsetmiştim. Ben de şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Couchbase'in gelecekteki yatırım planlamaları ve sektördeki gelişmelere yönelik stratejilerinde neler göreceğiz? Ve önümüzdeki dönemde hangi alanlarda büyümeyi hedefliyor? Couchbase biraz önce bahsettiğim gibi, yani sektörden bağımsız olarak ana veri kökeni, ana veri platformu olarak kurumlara hizmet vermeye yönelik geliştirmelerini sürdürmeye devam edecek. Yani bu gerek bulutta, gerekse on-prem dediğimiz kurumların kendi veri merkezlerindeki varlığını
sürdüreceği anlamına geliyor. Yani biz sadece birinden devam edeceğiz diye bir şey söz konusu değil. İki noktada da varlığımız sürecek ki kurumlara seçim hakkı verebilelim. Bir de bu geçiş sürecini ne yöne istiyorlarsa onu kolay hale getirebilelim. Bu bir. İkincisi, zaten biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi, yani çok sıcak konulardan bahsediyoruz. İş zekası, AI, machine learning bizim de işimizin çekirdeğine, ürünümüzün çekirdeğine, engine'ine ve ekosistemine oturan bileşenler. Bu konuda da gelişmeleri takip etmenizi rica edeceğim sizden. Biz de 2024 yılında Kaoşbes'in bu ürünleri hakkındaki gelişmeleri, yeni inovasyon bu çalışmalarını takip ediyor olacağız. Ve sizlerle yatırımlarınızla alakalı gelişmeler oldukça da perakende diğer tüm sektöre de duyurabilmek adına tekrardan bu röportajlarımızı yeniliyor oluruz. Sizler de bizlere yeniden paylaşırsanız çok memnun olurum. Zevkle dinlediğiniz için, ilginiz için biz çok teşekkür ederiz Duygu Hanım. Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu arada Özgür Bey? Yok, hayır. Şu anda ekleyeceğim ekstra bir şey yok. Eksik olmayın. Çok güzel sorulardı. Onun için yanıtlayabildiğimi ümit ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Biz de bu değerli paylaşımlarınız için teşekkür ediyoruz.